Merhaba arkadaşlar. Bugün ATV için bir tane kombin yaptık. Bu kombin sizi YouTube izleyicilerimizden gelen istek doğrultusunda yapılıyor. ATV'de ne tarz şeyler kullanılıyor? Bunların işte 4 tane kombinin içinde 4 tane malzeme var. Bir tanesi belin SX1 Storm'u. Eldivenimiz için Stantevo replikayı seçtim. Siz burada istediğiniz gibi renklerini değiştirebilirsiniz, farklılaştırabilirsiniz kombininizi. Motosiklet pantolonu için ise Revit Tornado 2'yi seçtim. Bir tane de şöyle body armor, Skoyko'nun bir body armor'ını seçtim. Bunu işte bunlarla beraber hepsi bir kombin olarak düşündüm. İstiyorsanız siz buna Falcon'un veya işte Dynes'in veya işte diğer TCX'in botlarından bir tanesini katabilirsiniz. Onlardan da bir tane örnek verebilirim size. Bel kaskının SX1 Storm'undan anlatmaya başlayayım. Dış kabuğu polikarbon demiştik. Ön tarafında burun pedi var, havalandırma kanalları var. Tabii ki bir tereyi var. Tereyi isterseniz yan tarafındaki bağlantılardan çevirerek çıkartabilirsiniz. Belin bu kaskı ECE 2205 sertifikasına sahip ve 1500 gramlık bir kask. Tabii artı 50 eksi 50 kadar bir oynaması var. Arka tarafında bir tane havalandırma kanalı var. Bunlar elle idare edilmiyor. O aklınızda olsun. İç tarafındaki pedleri çıkartabilirsiniz. Geniş bir bakış açısına sahip. İç tarafında Double DB bağlantısı var. Double DB biliyorsunuz en iyi bağlantı çeşitlerinden bir tanesi. Pedleri gerçekten güvenli ve hava alabilir yapmışlar. Bir sürü deliği ve hava alabilecek, terlediğiniz zaman da kolaylıkla kuruyabilecek bir yapıya sahip. İç tarafındaki hava sistemi gerçekten güzel. Bunu kendiniz de denediğiniz zaman farkına varırsınız zaten. Bir de şunu ekleyeyim üstüne. Bunun aynı zamanda Amerika'da geçerli olan ve Amerika patentinden DOT sertifikası var. Hemen arkasından Skoyko'nun full body armor'ına geçelim. Bu full body armor esasında üstünüze giyseydik iyi olurdu. Fakat bunun giyilmiş halini daha önceden çektiğimiz videolarda var. Onlardan bir tanesini açıklamaya ekleyeceğim. Ön tarafı rahatlıkla açılıyor. Ön tarafı yani file bir yapıya sahip olduğu için hani sizi terletmeyecektir zaten. Ve full koruma olduğu için de hem dirseklerinde hem omuzlarında hem göğüs kısmında hem de sırt kısmında gerçekten iyi korumalara sahip. Kollarını da ayarlamak için böyle bantları var. Belini sıkılaştırmak için bu banttan yararlanabilirsiniz. Her tarafında vücudunuza göre ayarlayabileceğiniz bir yer olduğu için gerçekten hani sizi sıkı saracak ve gerçekten iyi koruyacaktır. Kazalarda, yaralanmalarda sizin daha fazla yara almanızı, kaza yaptığınız zaman kolay atlatabilmenizi sağlayacaktır. Korumaları CE onaylıdır. Skoyko'nun bu full body armor'ından sonra Revit'in Tornado 2'sine geçelim. Tornado 2, bunu görmeniz için biraz kaskı geriye alayım. Şu Revit pantolonu çıkartalım. Bu gerçekten hani iyi bir pantolon. ATV'de hani bir pantolon kullanılır mı? Evet, kullanılması gerekir arkadaşlar. Revit Tornado 2 de ATV için bence güzel bir pantolon. Doğada bir sürüş yapacaksanız bu korumalı pantolonu alabilirsiniz. Dış kumaşı yıpranmaz, aşınmaz bir yapıya sahiptir. Kazada daha az, daha kolay sizi koruyacaktır, daha çok koruyacaktır. Ön tarafı file bir yapıya sahip, dizlerinde CE onaylı korumalar var. Bunlar hani çarptığında sertleşebilen korumalar. Ayağında şöyle bacak yerinize gelen yerde tabii ki iç tarafındaki file dokusu, tabii ki iç tarafındaki fermuarlı tarafı görüyorsunuz. Yazın bunu çıkartabilirsiniz. Cırt cırtlı fermuarlı bir yapısı var. Ve diz üstlerinde bir körük yapısı var. Bu körük mekanizması daha doğrusu diyeyim. Bu körük mekanizması sizin rahat oturup kalkmanızı, hareket yapmanızı sağlıyor. Dediğim gibi iç tarafından bu iç katmanını çıkartabilirsiniz. Ön tarafında kolayca giymenizi sağlayabilecek çıt çıtları var. Aynı zamanda fermuarlı. Arka tarafında yine körük mekanizması var. Eğer Revit bir üst alırsanız onunla da bağlayabileceğiniz bir tane fermuar kısmı var. Belini belinize göre oturtmanız için tokalı ve bantlı bir sistemi var.
Bu da gerçekten korumalı ve ATV'ye gidebilecek bir pantolon çeşidi. Ben bunu mavi bir takım olarak seçtim. Siz hani kırmızı istiyorsanız kırmızı seçebilirsiniz. Stunt Evo Replica demiştim, Five Gloss'un. Bunu çıkartıp ve bakayım bu elime olacak mı? Ona bakalım. Evet. Kısmen oluyor. Bu kısa bir eldiven. Stunt Evo Replica gerçekten korumalı bir eldiven. İç tarafında sert korumalara sahip. Şu tarafında üst tarafında yumruk yaptığınız yerlerde çok iyi korumalara sahip. Eklem yerlerinden hava alabiliyor. Aynı zamanda hani yazlık bir eldiven olduğu için birçok yerinde delikli bir yapısı var. Baş parmağında korumaları var. Bir cırt cırtla kapanıyor. Ve iç tarafında da yine delikli yapısını görüyorsunuz. İç tarafının bir kısmı deri, bir kısmı kumaş ve hava alabilir bir kumaş. Stunt Evo Replica gerçekten güzel bir eldiven. Bunların fiyatlarını açıklama kısmında linkleriyle beraber yazıyorum. Onlardan isterseniz bakabilirsiniz, sipariş verebilirsiniz. Deminki kombinin yanında aynı zamanda bir tane çanta tanıtmak istedim size arkadaşlar. Bu ATV'ler için yapılmış özel bir çanta. Givi'nin bir çantası. Bu hem arka hem yan çanta gibi düşünün. İstediğiniz zaman bu kısımların ikisi de çıkıyor. Şuralarında şöyle döndürüp göstereyim. Şuralarında çıkartmak için fermuarları var. Birçok cebi bulunuyor. Bu çantalar neden gerekli? Tabii ki bir yerde mola verdiniz. Bu çantaların içine istediğiniz gibi bütün eşyalarınızı koyabilirsiniz. Koyduğunuz eşyalar hani gözünüzün önünde olursa kaybolmasını, çalınmasını engellersiniz tabii. Bunlar sonuçta hani soft çantalardır. Şöyle ön tarafından da göstereyim size. İsterseniz hani bir yerde mola vereceksiniz ve hani motoru biraz daha uzağa bırakacaksanız çıkartıp şurasından tutup yanınızda taşıyabilirsiniz. Her yerinde askılıkları mevcut. Bunların içine eşyalarınızı sıkıştırabilirsiniz. Benim bu çantası 270 euro civarında. Şurasından da açılarak içinde tabii biz içine bir sürü şey doldurduk. Buradan da istediğiniz kadar eşyanızı ister uzun yolculukta ister kısa yolculukta kullanabilirsiniz. Eşyalarınız bunun içine gerçekten hani doldurdunuz ama sığmadı. Bunun hacmini biraz daha arttırabilirsiniz. Fermuarlarını sonuna kadar açarak hacmi bir 10 litre kadar, 15 litre kadar daha artacaktır. Hani genişliğine uygun olarak söylüyorum. Her tarafında zaten tokaları var. Sıkıştırmanız için yerleri var. Ve içinden tabii ki bir tane yağmurluğu çıkıyor. Bu yağmurluğu da ıslanmasını engelliyor. Ve tamamen üstünü kapatabilirsiniz bu yağmurlukla.